Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bazen bize izleyicilerimiz soruyor. Diyorlar ki işte bu uçaklar çok yaşlandı. Kaç yaşına kadar bir uçak uçabilir? Niye bu uçaklar emekli edilmiyor? Gerçekten bir uçağın emekli olması demek özellikle de askeri uçaklarda çünkü sivilde daha konu ekonomik. O uçak para kazandırmıyorsa, çok yakıt harcıyorsa, bakımı çok pahalıysa çok kısa sürede vazgeçebiliyorlar. Örneğin Airbus A380'ler neredeyse 10 yıl kullanıldı bu uçaklar ve arkasından krizle birlikte emekli edilmeye başlandı. Bir önceki örnek Concorde'tu. Keza Boeing 747'ler de yolcu olarak yavaş yavaş filo'dan çıkıyor. Ama konu askeri olunca konu çok farklı bir yerlere gidiyor. Rus hava kuvvetlerinin stratejik bombardıman uçağı ki böyle stratejik deyince jet motorları falan aklınıza gelmesin. İlk uçuşunu 1952'de yapmış. Neredeyse Uzun yıllardır gökyüzünde uçan Tupolev 95 uçaklarının yeni modeli tanıtıldı. Yeni model tanıtıldı ama bu tanıtım sırasında eee uçan yeni nesil sistemlerle modernize edildiği, uçuş ömrünün arttırıldığı, motorları güçlendirildiği bilgisi de kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Tupolev 95'in yeni modeli MSM'nin test uçuşları başladı. Bu test uçuşlarının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor ve ardından Rus Hava Kuvvetleri'nde 1952'de uçup 56'da hizmete giren bu uçakların yeni modelleri envantere girmeye başlayacak ve gerçekten gökyüzündeki uçuşlarına devam ettirecekler. 1956'da bu uçaklar hizmete girdiği zaman Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde ki bu Karadeniz'in savunma görevi Merzifon'da bulunan 5. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndadır. Merzifon'da F-86 Sabre uçakları vardı. Daha sonra Sabreler 60'ların ortasından itibaren yerini F5'lere bırakmaya başladı. Daha sonra F5'ler emekli oldu. 1990'ların ortasından sonra Merzifon üstünde F5'ler Konya'ya gitti. Ve yerine F5'lerin F16'lar gelmeye başladı. Gördüğünüz üzere 60 küsür yılda 3 ayrı uçak tipi var Merzifon'da ama Merzifon hala Tupolev 95'leri önlemeye devam ediyor. Aynı durum Amerikalılar için de geçerli. Şimdi Tupolev 95'e baktığımız zaman 4, perva, 4 adet pervaneye Pervaneli motora sahip. Çünkü pervane sayısı 8-4 dersek yanlış olur. Devasa bir stratejik pervaneli uçak ve adeta e, dünyadaki hava kuvvetleri arasında böyle stratejik bombardıman görevinde kullanılan da tek pervaneli uçak kalan. Biliyorsunuz en son pervaneli uçaklar 2. Dünya Savaşı'nda çok yoğun kullanılıyordu ama sonrasında yerini jetlere bıraktı bu uçaklar. Tupolev 95'lerle ilgili geçtiğimiz aylarda e, farklı bir video hazırlamıştık. Bu Tupolev 95'in Rus donanmasında kullanılan modelleri çok özel bir iletişim görevindelerdi. Adeta uçan antendiler. Bu uçaklardan bir tanesi e, gövdesi modifiye edilmişti ve gövdesine 8 kilometre uzunluğunda incecik bir tel taşıyacak bir şekilde e, modifikasyon gerçekleştirilmişti. Havada bu uçak yaklaşık e, 8 milimetre kalınlığındaki teli bırakıyor. Ta 8 kilometre uzak e, uzağa kadar bu tel bırakılıyor ve bu telin Oluşturduğu anten ile röle vaziyeti görerek, görevi görerek bu uçak Rusların nükleer denizaltıları ki okyanusun diplerinde gezen nükleer denizaltılardan gelen mesajları Moskova'daki karargaha iletilmesinde kullanılıyordu. Niye uydular kullanılmıyor? Çünkü uyduların her zaman dinlenme durumlarıyla karşı karşıya sinyaller kırılabilir ama bu tür doğrudan çok yüksek frekansta gerçekleştirilen telsiz veya iletişimi kırmak gerçekten zor, dinlemek çok zor. Bu tür görevlerde de bu uçaklar kullanarak bununla ilgili bir video hazırlamıştık. Şimdi Tupolev 95'lere geri dönersek, pervaneli bir uçak ama neredeyse performansı jet kadar. Saatte 840 km hıza kadar çıkabiliyor bu uçaklar. Ekonomik seyir e, süratleri biraz daha düşük ama menzilleri 12000 kilometrenin üzerinde. Yani yakıt ikmali yapmadan neredeyse Rusya'dan kalkıp dünya üzerinde ulaşamayacağı pek bir bölge yok. Bu uçak dediğim gibi 4 adet motora sahip. Bu motorlar Kuznetsov imalatı NK-12'ler. Yeni versiyonları NK-12'lerin ki bu modernize edilen Tupolev 95 MSM'de kullanılıyor her biri tam 15.000 beygir gücünde. Bu motorun bir farklı özelliği de motorda 4 motor var ama toplam 8 pervane var. Ve her motorda ikişer pervane ayrı ayrı dönüyorlar. Ve bu pervanenin dönmesi de ekstra bir aerodinamik olarak uçağın süratini arttırıyor. Motorun daha verimli kullanılmasını sağlıyor ve gerçekten çok enteresan bir sistem. Şimdi isterseniz modernize edilen Tupolev Tu-95 MSM'de neler var? Bunlara birlikte bakalım. Uçakta yapılan en büyük değişikliklerin başında Novella NV1.021 radarı geliyor. Uzun menzilli buralar çok geniş alanda tarama gerçekleştiriliyor ve bu e, çok sayıda hedefi takip ederek Novella radarı bu bilgileri uçuş ekibine soruyor. Ayrıca uçakta kokpitte yenileştirildi. Burada birçok gösterge yerini ekranlara bırakmış durumda ve böylece uçuş ekipleri daha az yorularak uçuşlarını gerçekleştirilecek. Bu arada uçağa konulan bir başka önemli sistem ise Meteore NM-2 karıştırma amaçlı bir sistem. Bu sistem özellikle yerdeki e, takip radarlarını veya hava savunma füzelerinin radarlarını karıştırma amaçlı geliştirilmiş ve gerçekten bunların etkileri nedir merakla da açıkçası bunlar bekleniyor. Tupolev Tu-95 MSM'deki uçağın güçlü motorları ayrıca uçağın kaldırma ve taşıma kapasitesini arttırmış durumda. Bu durum özellikle daha büyük bomba veya füzelerin taşınmasına imkan sağlayacak uçak bunları daha fazla yükü daha uzun menzilde taşıma kapasitesiyle birlikte uçağın özellikleri de geliştirilmiş olarak farklı bir boyuta doğru ilerlediğini söylememizde fayda var. Uçakta ayrıca elektronik sistemler ve aviyonikler konusunda da ciddi bir modernizasyona gidiliyor. Bu sistemle uçak bir yandan daha yeni nesil sistemlerle menziller uzuyor, kontrol noktaları ve Kapsama alanları genişletilirken uçağın da nitelikleri daha modernize edilmiş hale getiriliyor. Ee, Rusya'nın ilk hedefi eldeki Tupolev-95'lerin bir kısmını bu şekilde modernize etmek. Çünkü uçak 2040 yılına kadar uçması hedefleniyor ki önümüze nereden baksanız 20 yıllık bir süreç var. Bu modernizasyonla bu 20 yıllık sürecin uçağın emniyetle uçmasını sağlanması hedefleniyor. 2040'a da geldiğimiz zaman uçak neredeyse 90 yaşına varmış olacak ama hava araçları için modernizasyon çok önemli. Siz parçaları değiştirdiğiniz sürece, uçağınızı modernize ettiğiniz sürece, bakımını gerçekleştirdiğiniz sürece gerçekten hava araçları ölümsüz hale geliyor. Bu uçağın da bir başka rakibi diyelim, bir başka bir farklı özelliği de Amerikan tarafında B-52. 8 motorlu bu dev 1950'lerin başında uçmasına rağmen hala modernize ediliyor ve hala Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu güçlerinin başında yer alıyor. Bu videomuzda size bir hava aracının ne kadar ölümsüz olabileceğini Tupolev 95 örneğiyle anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi uçak tekrar modernize ediliyor, ediliyor. İlk uçuşu 1952 ve 2040'lara kadar uçak gökyüzünde uçuşlarına devam edecek. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. info@tolgözbek.com adresine mesaj atabilirsiniz. Katıl butonuyla da kanalımıza destek verebilirsiniz. Bizlere Detaylı amacılık haberlerini daha yakından takip etmek isterseniz tolgozbek.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.